Her insan yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur. Voltaire. Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün Voltaire'ın hayatını anlattığımız çalışmamızın ikinci bölümüyle beraberiz. Videomuzun başında da Voltaire'ın dediği gibi her insan yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur ona göre. Bu nedenle yapabiliyorsak mutlaka iyilik yapmalıyız. İyilik yapma ihtimalini dışlamamalıyız ya da iyilik yapma irademizi saf dışı bırakmamalıyız. Bu arada arkadaşlar 10 gündür ağır bir grip geçiriyordum. Bu nedenle video koyamadım kanalıma. Kusura bakmayın. Sesimde bazen pürüz olabilir ya da sesimde gelip gitmeler olabilir. Bunun için şimdiden özür diliyorum sizden. Bu ikinci bölümde Voltaire'ın Emil Chatelet'le olan aşkını anlatacağız. Önemli bir konu bu. Şimdi biraz Emil Chatelet'ten bahsedelim. O Latince biliyor, bilimleri seviyordu. Matematik üzerine çok çalışmış. Newton'un teorilerini bir de açıklama ekleyerek Fransızca'ya çevirmişti. Voltaire'in deyimiyle onda biraz filozof, din bilgini hali vardı. Mutluluk hakkında bir de kitap yazmıştı. Bununla beraber şayet Voltaire'in metresi olmasaydı bütün bu çalışmaları bugün unutulup gitmiş olacaktı. Yani onu önemli kılan aslında Voltaire'la yaşadığı aşktı. Voltaire ona rastladığında Chatelet 27 yaşında, Voltaire ise 39 yaşındaydı. Yani arada 12 yaş fark vardı. Voltaire büyük bir heyecan içinde devamlı John Locke ve Sir Newton'dan bahsedip duruyordu. Bu konular biraz da kocası tarafından ihmal edilen Chatelet'i çok ilgilendiriyordu. Zira hem kültürlü hem de duygulu bir kadındı. Kitapları, pırlantaları, cebiri, süslü fistanları ve fiziği çok seviyordu kendisi. Kadınlar onun çirkin olduğunu söylüyorlardı. İri yarı, kuru, kalçasız, göğsü dar, kolları bacakları çok kalın, koca ayaklı diye tarif ediliyordu sosyete arasında. Ayrıca Chatelet'in kuzeni onun hakkında, "Kuzenim Emil her bakımdan bir dev gibidir. Harika denecek kadar güçlü kuvvetli fakat şaşılacak kadar beceriksizdir. Cildi adeta ince bir rendeyi andırır." demişti.
Tabii arkadaşlar, kadınlar arasında kıskançlık duygusu özellikle fazla olduğu için bunlar bir kıskançlığın emaresi olarak söylenmiş olabilir ya da abartılmış olabilir. Buna dikkat çekmekte fayda var. Devam edelim. Bu kadın Voltaire'ın hayatına onun emin bir yerde dinlenmek ihtiyacında olduğu bir zamanda girdi. Bazı kişilerde başkalarına eziyet etmek adeta bir alışkanlık haline gelir. Adalet teşkilatı ve bakanlar yeniden Voltaire hakkında kovuşturmaya geçtiler. Yani Voltaire ömür boyunca bu kovuşturmalardan, işte sürgüne gitmelerden, cezaevinden kurtulamamıştır arkadaşlar. Paris Başpiskoposu Vintimille polis şefine Uraniye Manzum Mektup isimli bir şeyden şikayet etti. O sıralarda bir de Orlean Bakiresi isimli bir destanın elden ele dolaştığı, bunun da bir rezalet olduğu söyleniyordu. Adliye Bakanı Voltaire'i çağırtarak şayet bunlar yayınlanırsa kendisini diri diri bir çukura gömdüreceğini bildirdi. Bir kimse ölümü göze almaksızın yeni fikirleri yayma eğilimi varsa onun başı hep derde girer. Voltaire özgürce düşünmeyi arzuluyor. Fakat Bastil cezaevinde yaşamakta hiç işine gelmiyordu. Emil Chatelet ona Lorraine'den biraz uzakta, hududa yakın bir yerde kendi mülkü olan Sirey şatosuna gidip saklanmasını teklif etti. Burada gizlendiği takdirde kovuşturma açılırsa emniyette olacağını sözlerine ekledi. Voltaire bu teklifi kabul etti ve bu olayı izleyen 14 yıl bu kadınla çok sıkı bir yakınlık içinde yaşadı. Voltaire'ın devamlı heyecanlı hali Emil Chatelet'in de ateşli mizacı arasında çoğu zaman bazı şimşekler çakmıştır. Böyle anlarda ikisi de birbirlerini tahrik ediyor, birbirlerine bağırıyorlar. Biraz sonra da İngiliz usulüne göre misafirlerinin yanında birbirlerine küfrediyorlardı. Fakat ne var ki çalışkan insanlar kin tutmazlardı. Sirey şatosunda Emil Chatelet'in yaptırdığı fakat masrafını Voltaire'ın ödediği bir laboratuvarla bir kimyahane vardı arkadaşlar. Gündüzleri Voltaire ile Emil Chatelet birbirlerinden ayrılıp bütün günü deneyler yapmak ve yazı yazmakla geçiriyorlardı. Birbirlerinden habersiz her ikisi de Bilimler Akademisi'nin Ateşin Niteliği konulu bir yarışmasına katılmaya hazırlanıyorlardı. Emil Chatelet o kadar da hararetli çalışıyordu ki, o kadar hararetle çalışıyordu ki saat başları dinlenmek için koca kollarını soğuk suya daldırıyordu. Voltaire ise Newton Felsefesinin Esasları adlı kitabını hazırlamakla meşguldü. O dönem Voltaire'ların ev hayatı şöyle anlatılıyordu arkadaşlar. Emil Chatelet ve Voltaire ancak akşam yemeği için ortaya çıkıyorlardı. Sofra fizik salonunda bir takım küreler ve aletler karşısında kurulurdu. Yemek esnasında şiirden, bilimden, sanattan, velhasıl her şeyden bahsedilir ve bol bol gülünürdü. Yalnız Voltaire'ın düşmanlarından söz edildiği an o ölçüyü kaçırır. Çok sert ve küfürle karışık bir biçimde konuşmaya başlar. Düşmanlarına lanetler yağdırırdı. Bu zaafı bir yana bırakılırsa Voltaire çok hoş bir adamdı. Misafirlerine daima ya bir trajedi veya şiirler yahut 14. Louis'in Hayatı adlı tarih kitabından parçalar okurdu. Bazen de bunlara ilmi bir etüt, Çinliler veya Araplar hakkında yazılar eklenir. Voltaire her şeyle ilgilenirdi arkadaşlar. Bir yazısında Newton komediler de yazmış olsaydı onu daha çok takdir edecektim demişti. İnsan ruhuna mümkün olduğu kadar çok şekiller vermelidir. Bu cevher Allah'ın bize bir lütfudur. Biz bunu bulabildiğimiz en değerli şeylerle beslemeliyiz. Yeter ki bunlar karma karışık alınmasınlar. Her şeyin ayrı bir yeri vardır derdi. Bir başka yazısında ise size şunu itiraf edeyim ki bir kerecik olsun opera yazmış olmayı isterdim. Zira ben edebiyatın her çeşidini severim. Bir de insan çok zengin olmalı ama süse düşkün olmamalı diyordu. Çok sakin olan Sirey şatosunda Voltaire geniş çapta çalışmalar yaptı ve çok yazdı. Bu çalışmaların ürünleri insan üzerine şiir şeklinde yazılmış bir nutuk, mektuplar, felsefi ve didaktik yapıdaki Azair ve Mahomet trajedileridir. 1740'ın insanları için Voltaire gerçek bir şairdi arkadaşlar. Fakat Newton'dan ve bilimden söz edince bilim adamları onu protesto ettiler. Bir tarih yazdığı zaman da tarihçilerin onu suçladıklarını Condorcet söylemektedir. Voltaire hayatı boyunca tarihe çok merak sarmıştı. Eğer ondan önce tarihin nasıl olduğu hatırlanırsa, aksine onun tarihe gerçekçilik getirmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Onun gözünde tarih sadece kralların hayatını ve yaptıklarını anlatmakla kalmamalı, milletlerin nasıl geliştiğini, ahlak ve adetlerin, edebiyatın, sanatların nasıl değiştiğini
anlatmalıydı. Sireyde kaldığı sırada yazdığı fakat bitiremediği büyük bir bölümünü meydana getirdiği ahlak ve adetler üzerine denemeleri de bir çeşit genel tarihtir arkadaşlar. Ayrıca yine onun 14. Louis devri hakkında tarih kitabı yazdığını biliyoruz. Ki yazılmış en mükemmel tarih kitaplarından biriydi kendi dönemi için. Daha sonraları kralın tarihçisi Vaka Nüvis olarak tarih yazmaya devam edecektir arkadaşlar. Voltaire tarih kitaplarında Arap ve Çin uygarlıklarına geniş yer vermiş ve o zamana dek yasaklanmış olan dinlerin mukayeseli etüdünü yapmıştır. Bundan dolayı da Voltaire'ı takdir etmek gerekir. Ayrıca Montesquieu, Voltaire'ın tarihi din hakkındaki kendi görüşünü haklı göstermek için yazdığını söyler. Ahlak ve adetler üzerine denemelerin her sayfası aslında dinsizlikten başka bir şey olmayan kendi diniyle ilgili vaazlarla doldur der Montesquieu. Kitabın bütün bölümlerinde kendi değişmez fikirlerini bulmak mümkündür diye eleştirir. Tabii ki arkadaşlar bu Montesquieu'nun görüşü. Buna katılmayabiliriz. Sireyde oturduğu sıralarda Fransa sarayının kendisine karşı takındığı sert tavra karşılık Voltaire başka bir kralın dostluğunu kazanmıştı. Prusya prensi Frederick'in dostluğunu kazanmıştı Voltaire. Frederick Fransız mültecileri tarafından yetiştirilmişti. Bu nedenle en büyük tutkusu Fransız dilinde şiir söylemek ve yazı yazmaktı. Ayrıca yine Fransa dilinin ve edebiyatının en iyi temsilcilerinden birisi olan Voltaire'la tanışmak, onunla beraber vakit geçirmek Frederick için çok keyifli olacaktı. 1736'da bir gün Voltaire ondan bir mektup aldı. Monsieur, sizi şahsen tanımak mutluluğuna ermemiş olmakla beraber eserlerinizle sizi çok iyi tanıyorum. Bunlar en değerli fikir hazineleridir diyordu Frederick. Sonra aralarında samimi bir mektuplaşma olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Genç Frederick şöyle yazıyordu. Şüpheciliği çok ileriye götürdüğümü sanmayınız. Mesela ben dünyada ancak bir tanrının, bir de Voltaire'in var olduğuna inanıyorum diyordu. Voltaire cevabında Almanya tahtının varisi bu prensin yazdığı şiirlerin çok güzel, iyi tertiplenmiş, hoş şeyler olduğunu yazdı. Ama ileride bu mektuplaşma için dünyada en ucuz şey metiye yazmaktır diyecektim. 1740'da Frederick kral oldu. Avrupa'daki hükümdarlar arasına aydın birinin katılması filozoflar arasında büyük bir heyecan yarattı. Zira Voltaire'in dostu olduğu söylenen bu adam herhalde aydınlarla ortak fikirlerini hareket ve iş sahasına uygulamak isteyecekti. Ama buna ciddi bir engel vardı. O da Emil Chatelet'ti. Çünkü o Voltaire'in gitmesine daha sonra aracılar sayesinde Voltaire kralla Belçika'da ilk buluşmasını ayarladı. Voltaire genç kralın üniforma giymiş ve tahta ranza üzerine yapılmış bir yatakta görünce şaşırdı. Tahta çıkmadan önce Machiavelli aleyhinde yazmış olan bu adam pek çabuk Avrupa'nın en fazla Machiavellist ve en ateşli bir savaşçı hükümdarı olmuştu. Nitekim az bir zaman sonra Frederick harekete geçerek 1741 yılında Avusturya'yı işgal etti. Bu devlet öteden beri Fransa'nın düşmanıydı arkadaşlar. Bu yüzden Fransızlar Frederick'in zaferini çılgınca alkışladılar. Yani prens tahta çıkmadan önce daha barışçıl konuşurken tahta çıkınca en ateşli, en makyavelist insanlardan birisi olmuştu. Bir an Voltaire bu kralın dostluğunu kullanarak çok özlediği diplomasi mesleğine geçmeyi ve bir diplomat olmayı aklından geçirdi. 1743 yılında Avusturya ve İngiltere'ye karşı savaş açmak isteyen Fransa, Frederick'in desteğini sağlamak istedi fakat bu hususta endişeliydi. Daha sonra Voltaire Prusya Sarayı'na gönderildi. Fakat Frederick, Voltaire'in bir ajanlık yapmak maksatıyla geldiğini zaten anlamıştı. Bununla beraber Voltaire'e çok iyi davrandı. Onu prenseslerine takdim etti. Onuruna flüt konserleri düzenledi. Daha sonra Voltaire'in ajan olduğunun ortaya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Voltaire, krala içinde bazı sorular bulunan ve soruların karşısında yazılması istenen bir muhtıra veriyor. Fakat bu kağıt kendisine geri verildiği zaman kağıda cevap yerine bazı şiirler yazılmış olduğunu hayretle gördü. Halbuki o krala İngiltere'ye karşı kendisine güvenebilir miyiz diye sormuştu. Frederick ise bu soruya mühim bir şiirle cevap vermişti. Bu olaydan sonra şair büyükelçi yani Voltaire görevinden Prusya kralının şiirleriyle geri dönmüştü kazasız belasız şekilde. O güne kadar Fransa sarayınca tehlikeli bir muhalif olarak görülen Voltaire
50'sine doğru birdenbire sarayın dostu ve sevilen adamı oldu. Almanya ile başlattığı müzakere bir sonuç vermemiş olmakla beraber onun itibarını ve gücünü artırmıştı arkadaşlar. Voltaire, Merope trajedisi ile tiyatroda büyük başarı ve şöhret kazandı. Seyirciler ayağa kalkarak onu alkışlarken, Voltaire da ellerinde hem itibarın hem sarayın sevilen kişisi olmanın haklı gururunu yaşıyordu. Asil sayıldı ve kralın tarihçisi oldu bu dönemde. Kral 15. Louis'in savaşlarının tarihini yazması için saraydaki arşiv kendisine açıldı. Voltaire bu görevinden dolayı çok mutlu oldu. Voltaire Fransız Bilimler Akademisi'ne girmeyi çok istiyordu. Birkaç kere girmeyi denemiş fakat başarısız olmuştu. Bazı zamanlar mutaassıp dindarlar da onu engellemişlerdi bu konuda. Fakat özellikle bu mutaassıp kimselerin onu Mahomet isimli trajedisinden dolayı suçladığını görüyoruz. Voltaire bu trajedisini aydın ve makul bir din büyüğü diye hitap ettiği Papa 14. Benoît'e gönderdi. Eseri inceleyen Papa bunun güzel bir trajedi olduğunu, bu nedenle kilisenin kendisini bağışlayarak takdis ettiğini bildirdi. Bu da çok ilginç bir şey arkadaşlar. Düşünün, Fransa'daki din adamları bu yazdığı trajedi yüzünden onu kınarlarken onların en büyüğü olan Papa bundan dolayı kendisini takdis ediyor ve bağışlıyor. Bundan sonra akademiye kapılarını Voltaire açmaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bu da yapıldı. Yani Voltaire Fransız Bilimler Akademisi'ne kabul edildi arkadaşlar. Fakat akademi üyesi olması ona mutluluk getirmedi. Kralların iltifatları geçicidir ve 15. Louis Voltaire'ı hiç sevmiyordu aslında. Zaten kral mahiyetindeki bir sürü insanın çekinmeden hayranlıkla takdir ettikleri filozofları tahtının düşmanları gibi görmeye başlamıştı. Yani kimsenin düşünen, sorgulayan insanlara tahammülü yoktu. Hele ki otoritelerin ya da liderlerin, yöneticilerin hiç tahammülü yoktur arkadaşlar. Bir gün Voltaire ve Madame Chatillon beraber sarayda kraliçe ile oyun oynuyorlardı. Madame Chatillon bir hayli kaybetti. Bunun üzerine Voltaire ona alçak sesle ve İngilizce "Karşındakiler hile yapıyorlar. Hemen oyunu bırak ve kalk," dedi. Sonra iki sevgili arasında oradakilerin çok canını sıkan bir tartışma başladı. Zaten böyle bir mecliste yabancı bir dil konuşulunca hiç kimsenin ne dediği doğru dürüst anlaşılmazdı. Ama biraz sonra oradakilerin hareketlerinden ve aralarındaki konuşmalardan dinlendiklerini fark etti Voltaire çifti. O zaman onları bir korkudur aldı. Çünkü hile yaptıklarını düşündükleri ya da beyan ettikleri kişi kraliçenin ta kendisiydi. Kraliçe de İngilizce biliyordu ve Voltaire'in dediğini anlamıştı. Voltaire'in gözünün önüne hemen Bastil zindanı geldi ve Madame Chatillon da bir an sevgilisinden ayrılmış olacağını düşündü. Vakit gece yarısı olduğu halde hemen arabalarını atlayıp Duchesse de Maine'in şatosuna kaçtılar. Burası muhalefet cephesinin bir karargahı idi. Duchesse etrafında filozof ve fikir adamlarından oluşan bir ortam yaratmıştı. Kültürlü bir kadın olan Duchesse güzel konuşuyordu. Dostlarıyla birlikte bir gün iktidara geçmeyi hayal ediyor. Böylelikle kendi kendini avutuyordu. Yeni gelenler teklifli ve ağırlanması zor konuklardı. Yani Voltaire ve metresi Chatillon'dan bahsediyoruz. Akşamın saat 10'una kadar ortalıkta görünmüyorlar. Biri tarihini, öbürü de Newton'unu yazmaya devam ediyordu. Madame Chatillon en ufak bir sesten rahatsız oluyor ve boyuna oda değiştiriyordu. Bastil korkusundan Voltaire gizli ufak bir dairede oturuyor. Yalnız akşamları yemek için Duchesse May'nin odasının bulunduğu koridora iniyordu. Prenses onu görmekten ve onunla konuşmaktan çok hoşlanıyordu. Voltaire onu konuşmalarıyla eğlendiriyor. Ona bilmediği saray hikayeleri anlatıyordu. Bazı akşamlar yemekten sonra o günlerde yazmış olduğu bir hikaye veya küçük bir romanı okuyordu. İşte La Vision de Babuk, Memnon, Scarmentado, Mikromegas ve her gün bir bölümünü hazırladığı Zadig burada yazılmıştı. Bu küçük felsefi romanlar, bunların her biri ahlaki bir kural ve gerçeği kanıtlamak için yazılmıştı. Rahat ve güzel bir üslupta yazılmıştı arkadaşlar. Duchesse de Maine bunları o kadar çok sevdi ki diğerleri de bu zevki tatmak istediler ve Voltaire'den bunları yüksek sesle okumasını rica ettiler. Bu istek üzerine o da bir aktör gibi bunları okudu. Hikayeler çok beğenildi. Dinleyiciler bunları bastırmak için Voltaire'e yalvardılar.
O bu istekleri, bu küçücük şeyler ancak toplantılarda okunmak için yazılmıştır diyerek reddetti. Yani bugün Mikromegas, Babil Prensi diye bildiğimiz birçok hikaye aslında Voltaire'ın o dönem toplantılarda okumak için, arkadaşlarıyla aralarında okumak için yazdığı hikayelerdi. Sonra bunların çok beğenilip bastırıldığını ve günümüze kadar ulaştığını görüyoruz. İyi ki de basılmışlar. Bu sırada polisin bazı siyasi suçluları aramak üzere yeniden alarma geçmesi onu tekrar kaçıp Sirey'de saklanmaya sevk etti. Mevsim kıştı. Yolda gece yarısı bindikleri arabanın dingili kırıldı ve araba devrildi. Kaza kırlık bir yerde olmuştu. Araba tamir edilirken Voltaire ile sevgilisi Chatlet kar üzerinde yan yana konmuş yastıklara oturmuş. Gökteki yıldızlara bakıyorlar. Bir yandan da astronomiden bahsediyorlardı. Voltaire sevgilisiyle yan yana mutluluk içinde gökyüzünde göz kırpan yıldızları seyrediyordu. Herhalde bir insan için en güzel anlardan ya da manzaralardan birisidir galiba bu arkadaşlar. Çocukluğunda çok üşüyen ve buz parçalarını kutsal su çanağına atan sanki o değilmiş gibi şimdi sevgilisiyle birlikte karlar üzerine oturmuş yıldızları seyretmekle meşguldü. Bu an Voltaire'ın hayatındaki belki de en güzel an olacaktı arkadaşlar. Tabii ki her şey, her güzel şey gibi bu da sona erdi. Emily Chatterton, Voltaire'ın dünyada en çok sevdiği kadın olan Emily Chatterton hayatını kaybedişin nasıl olduğunu anlatacağız şimdi arkadaşlar. O üzünlü sonu anlatacağız. Voltaire ve Madame Chatterton bir süre misafir kalmalar için Lorraine Sarayı'na davet edildiler. Çok güzel bir vakit geçirdiler orada. Madame Chatterton komedi ve trajedi oynayarak şarkılar söyledi. Şatonun sahibesi Madame Bofflers'ın da kalbini fethetti Madame Chatterton. Böylece rakibi olacak yerde onun sırdaşı ve müttefiki oldu. Ama aynı zamanda başka bir misafirin, genç, yakışıklı, biraz soğuk fakat nüktedan bir yüzbaşı olan Saint Lambert'ın da kalbini fethetti. Lambert, nüktedan, iyi şiir yazan, çapkın birisiydi. Bir akşam bütün günü 15. Louis Devre adlı kitabını yazmakla geçiren Voltaire, Madame Chatterton odasına kapıyı vurmadan girince metresiyle Lambert'ı birbirlerine çok yakın bir halde şiir ve felsefeden bambaşka şeylerle meşgul görünce öfkelendi ve onları hakaret ve küfürle, karışık sözlerle haşladıktan sonra odadan çıktı. Daha sonra hemen arabanın hazırlanmasını ve atların koşulmasını emretti. Niyeti o gece oradan uzaklaşmaktı. Madame Chatterton gizlice hizmetkarlara atları hazırlamalarını temin ettikten sonra Voltaire'in odasına çıktı ve onu yatıştırdı. Ertesi gün Lambert'ın Voltaire'a gelerek özür dilediğini görüyoruz. Voltaire ona "Oğlum" dedi, "ben bütün olanları unuttum. Siz sevmenin ve sevilmenin çok tabii olduğu mutlu bir yaşasınız. Çok kısa sürecek olan bu zamandan yararlanmaya bakın" dedi. Bir süre sonra bu olayları konu olan bir komedi yazdı. Fakat yayınlamayı uygun görmedi. Barışan eski çift yine Sirey Şatosu'na geldiler. Ve Paris'e gitmek üzerelerken o zaman kadar çok neşeli ve hareketli olan Madame Chatterton'un halinde bir durgunluk ve endişe belirdi. 44 yaşında hamile kalmıştı. Sırrını Voltaire'a açmayı uygun gördü. Voltaire ona hem Lambert'ı çağırtmasını tavsiye etti. O gelince yapılan üçlü toplantıda doğacak çocuğu Madame Chatterton eşine nasıl kabul ettirecekleri konusunda fikir birliğine varıldı ve her şey bir komedi gibi hazırlandı. Madame Chatterton eşi Monsieur Chatterton ailevi bir meselenin çözümünde yardımcı olması için şatoya davet edildi. Gelince büyük bir sevgiyle karşılandı. Voltaire ve Lambert da o sırada oradaydılar. Bazı komşuların çağrıldığı yemekli bir toplantı tertip edildi. Monsieur Chatterton iyice yedirilip içirildikten sonra savaş anıları anlatıp durdu. İlgiyle dinlendi. O da bundan çok hoşlandı. Madame Chatterton ise epeyce dekolte bir tuvalet giymişti. Eşi de ona çok kibar davrandı. Kendisini adeta genç sanan bir hali vardı. Nihayet aradan 3 hafta kadar bir zaman geçtikten sonra bir gün eşi ona bazı işaretlerden hamile olduğunu sandığını söyleyince sevincinden boynuna atıldı ve bunu gururla herkese açıkladı. Kadın kurtulmuştu. Yani aslında Madame Chatterton arasının çok da iyi olmadığı eşine "senden o gece hamile kaldım" diyor. O bilindik senaryoyu tertip etmişler. İçirip içirip sarhoş ettikten sonra işte koynuna giren Madame Chatterton "aslında senden hamile kaldım" demekteydi. Hamilelik süresi Paris ve Lunéville'de geçirildi.
Kadın neşeli görünmeye çalışmakla beraber içinde anlaşılmaz garip bazı hisler vardı. Doğum yaparken öleceğinden korkuyordu. Bununla beraber doğum kolay oldu. Bir gün yazmakta olduğu Newton kitabı üzerinde düzeltmeler yaparken ilk sancılar başladı. Voltaire mektubunda olayı şöyle anlatıyor. Bu gece Madame Chattel Newton adlı kitabı üzerine çalışırken birden küçük bir ihtiyacını defetmek gereğini duydu ve oda hizmetçisini çağırdı. Koşarak gelen kadıncağız doğmak üzere olan bir kız çocuğunu almak üzere önlüğünü açacak kadar vakit bulabildi ve çocuğu hemen beşiğine götürdü. Yani kolay bir doğum yapmıştı Madame Chattel'ın. Doğumun 6. günü ise her şey berbat oldu. Madame Chattel birden hayatını kaybetti. Yatak odasında Voltaire ve Lambert acıdan inliyorlardı. Voltaire ızdırabının şiddetine dayanamayarak şatodan çıktı. Ne yaptığını bilmiyordu. Bu yüzden ayağa kayarak düştü. Onu izlemekte olan Lambert yetişerek yerden kaldırdı. Voltaire kendine geldiği zaman ona "Ah dostum, onu benim elimden aldın ve öldürdün." dedi. Bu olaydan sonra Voltaire uzun bir süre kendini toparlayamadı. Her şeyin kendisine Emily hatırlattığı bu şatoda dolaşıp durdu. Oraya gelişlerini, beraberlerinde getirdikleri kumaş toplarını büyük bir gayretle nasıl açtığını, bu çıplak ve hüzünlü yeri nasıl bir aşk, dostluk ve bilim yuvası haline getirdiğini düşündü. Sonunda Paris'e döndü. Önceleri kimse onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Daha sonra yavaş yavaş Voltaire'in bu hadisini yüreğine gömdüğünü görüyoruz. Zira birçok büyük adamlar gibi onda da çocuk ruhunun canlılığı vardı arkadaşlar. Tiyatroya dönmek ona iyi gelmişti. Yani ona hayattan zevk alma imkanı vermişti. O güne kadar Voltaire hep başkalarının yanında kalmış. Bu yüzden epeyce bir para biriktirmişti. Artık kendi evinde beyler gibi yaşamak istiyordu. Şimdi 4 arabası, arabacıları, uşakları vardı. Sofrası da herkese açıktı. Daha sonra bu sürgünlerden, cezaevine girmelerden Voltaire'ın bıkıp kendisine güvenli bir yer arayışında olduğunu görüyoruz. Bu yer ise İsviçre ile Fransa sınırında bir yer olacaktı. İsmi ise Ferney'di. Voltaire kendisi için çok uygun bir fiyata geniş bir arazisi olan Ferney şatosunu satın aldı arkadaşlar. Bütün büyük adamlar hayatlarının bir bölümündeki eserleriyle insanlık tarihine geçerler. Mesela Lord Byron en ateşli ve verimli çağını gençliğinde yaşamıştı. Tolstoy, sakallı bir köylü olan Tolstoy belinden geniş bir kemerle sıktığı gömleğiyle ihtiyarlık zamanında şöhret kazanmıştı. Heykeltıraş Hodun, Voltaire'ı Ferney'in kurnaz ihtiyarı olarak heykelleştirmiş. Onu zayıf, alaycı, iskelet halinde mermerden elbisesi içinde iki büklüm fakat bir yay gibi fırlamaya hazır bir pozda yontmuştu. Yani her ünlünün, her büyük adamın ünlü olduğu, şöhret kazandığı bir dönem vardı ve o dönemle tanınırdı. İşte Voltaire için de bu Ferney şatosunda geçirdiği günlerdi. Voltaire Ferney'de 20 yıl yaşadı arkadaşlar ve bu süre boyunca hep sağlığından şikayet etmişti. Zaten ömür boyunca da sağlığından şikayetçiydi. Buna karşın çok canlı ve zinde bir zihne sahipti Voltaire. Ve bu 20 yıl boyunca çok üretkendi zihinsel açıdan. Ve birçok eser yazdı burada. Ferney oldukça kalabalık bir yerde. Önceleri Voltaire filozofların sessiz ve tenha yerlere çekildiklerini ve böyle yerlerde can sıkıntısı içinde yaşadıklarını yazmıştı. Ama onun Ferney'de ne canı sıkıldı ne de çünkü yanında iki yeğeni vardı. Yeğenleri devamlı kendisini ziyaret ediyorlardı. Daimi konuklar arasında bir sekreter, Wagner adında sadık biri ve bir de cizvit olan rahip birisi vardı. Santranç oyununu çok iyi bilen rahip her gün Voltaire ile bir parti oynardı. Voltaire onun için bu peder birinci sınıf bir adam değildir ama çok iyi oynuyor derdi. Rahip kazandığı zaman Voltaire santranç tahtasını devirir. 2 saat boş yere ufak tahta parçalarını oynatmakla geçirdik. Ben bu zaman zarfında bir trajedi yazardım diye söylenirdi. Kendisi kazandığı zaman oyunu bırakırdı. Pazar günleri duayı rahip yapardı. Voltaire'ın Ferney'de yaptığı ilk işlerden biri bir kilise inşa ettirmek olmuştu. Kilisenin kapısının yukarısında şu kitabe okunuyordu arkadaşlar. Voltaire, Tanrı için yaptırdı. Evet, bu çok anlamlı bir sözdü. Ziyaretçiler buna iki büyük isim diyorlardı. Yani Voltaire ve Tanrı isimleri için.
Voltaire kendine yarısı kilisenin içinde, yarısı mezarlıkta olan bir mezar da yaptırmıştı. Muzipler benim için o ne kilisenin içinde ne de dışındaydı diyeceklerdir diye bunun izahını yapardı. Bir de tiyatro salonu yaptırmıştı arkadaşlar. Şayet dindar insanlara rastlarsanız onlara benim bir kilise yaptırdığımı, sevimli ve neşeli insanlara rastlarsanız ise onlara da bir tiyatro yaptırdığımı söyleyiniz diyordu. Bu arada iki genç kız birbiri ardına şatoyu gençleştirdiler. Bunlardan biri hatırasına saygı duyduğu Corneille'in korumak üzere yanına aldığı yeğeniydi. Voltaire, koca Corneille'in eski bir neferi olan ben şimdi generalin torununa yararlı olmaya çalışıyorum diyordu. Corneille'in trajedilerinin yorum ve izahını yapan bir kitap yazdı. Bunun satışından sağlanan parayı bu kızcağızın çeyizine harcadı ve kızı Dupuist adında bir gençle evlendirdi. İkincisi ise Varikortlu, asil fakat fakir, çok sevimli bir kızdı. Voltaire ona iyi ve güzel adını takmıştı. Ve şöyle diyordu: beni öyle yumuşatıyorsun ki senin karşında kızamıyorum. Bir müddet sonra bu kızı Marcus de Villette ile evlendirdi. Fakat ömrü boyunca onu hiç unutmadı. Ferney'de de Voltaire çok hareketli bir hayat sürmeye devam etti. Yalnız edebi çalışmalarla yetinmiyor, yapı ve bahçe işleriyle de uğraşıyordu. Bir yandan felsefe sözlüğünü yazarken, diğer yandan şatosunun bahçesinde birçok sebze ve meyve ekip dikiyordu. Bunlar için ihtiyarlığın en iyi tesellisi ancak bu gibi işlerle uğraşmaktır diyordu. Toprak evinin 30 kişisiyle 12 atını beslemekteydi. Sabahtan akşama kadar sabah 5'inde kalkıyor, akşam saat 10'da yatıyordu. Tarım işleriyle ve harasıyla, yani at çiftiyle uğraşıyor. At ırkını ıslah için pek başarılı olmayan gayretler harcıyordu. Bu arada gelen bir sürü ziyaretçiyi kabul ediyor, bitip tükenmez bir mektuplaşmayı sürdürüyor. Broşürler, hikayeler, trajediler yazıyordu. Akşamları zeka oyunlarıyla vakit geçiriyor. Bazen de hırsız hikayeleri anlatıyordu. Dostlarına pek kısa bir şey olan hayattan bir hiç olan ölüme kadar yeterince faydalanmaya bakınız diyordu. De Allenbert'a yazdığı bir mektupta hakikat yolunda daima gülümseyerek yürüyün diyordu. Onun iyilik yaparken hep gülümsediğini biliyoruz. Voltaire kısa zamanda Ferney kasabasını değiştirerek burasını gelişmiş, mamur bir küçük şehir haline getirmişti ve birçok araziyi de tarıma açmıştı. Çiftçiler için evler yaptırdı ve bunları çok hesaplı olarak onlara devretti. Sefalet olan yere bolluk getirdim. Gerçekte bu biraz da servetimi eritti. Fakat böyle güzel ve hayırlı işler için bu fedakarlığa değer diyordu Voltaire. Voltaire ipek çorap ve dantel imalathanesi de kurmuştu. Özellikle çok yetenekli saatçi ustaları getirterek bir de saat atölyesi kurdurdu. Hatta burada ürettiği saatleri Avrupa'nın birçok yerine sattığını görüyoruz. Hatta bunlardan bir tanesini de İstanbul'a padişaha hediye olarak gönderdiğini de biliyoruz arkadaşlar. Sipariş verdiğiniz takdirde derhal yerine getirilecektir. İstediğiniz çok güzel saatlere ve çok kötü şiirlere sahip olabilirsiniz diye de nüktedan bir ifade de ekliyordu. Yaşlılık onda faaliyet ihtiyacını ve çalışma zevkini artırıyordu. Hayat yolunda ne kadar çok ilerlersem çalışmayı o kadar çok gerekli buluyorum. Bu gitgide zevklerin en büyüğü oluyor ve gerçekleşmemiş bütün hayallerin yerini alıyor diyordu. Bir başka mektubunda da ne ihtiyarlığım ne de hastalıklarım cesaretimi kırmakta. Yeni bir tarlayı ziraate açtığım ve 20 ağaç diktiğim zaman bu hiçbir vakit yok olmayacak bir şeydir diyordu. Candide adlı eserinin felsefesi de buna yakındır arkadaşlar. Voltaire Ferney'de çok güzel günler yaşadı ve çevresindeki insanlara da yaşattı arkadaşlar. Hem orada bağ bahçe işleriyle uğraştı, hem en sevdiği şeyleri yaptı, eğlendi, hem en güzel yazılarını yazdı ki bunların içerisinde felsefe sözlüğü gibi oldukça çaplı, geniş çaplı bir eser de vardır. Bende de var o eser ve sık sık okurum, faydalanırım. Yakında felsefe sözlüğündeki konularla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Voltaire 1778 yılında 84 yaşında Paris'te hayatını kaybetti arkadaşlar. Ölümüyle ilgili teferruatlar var. Onları burada anlatmak istemiyorum. Ayrıca bir videoda anlatmak istiyorum. Çünkü o bir filozofa, bir sanatçıya yakışır şekilde halkı tarafından uğurlandı. Bu nedenle onu ayrıca ele almak istiyorum. Yine başka bir videoda onun felsefesini ve Calas ile Chevalier de Laberre olayını anlatmak istiyorum. Bu ikisi önemli olaylar.
Bunları ayrıca sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Voltaire 84 yıla aşkları, maceraları, sanatı, felsefeyi, sürgünü, birçok şeyi sığdırmış büyük bir insandır. Herhalde çok az insana böyle bir hayat nasip olmuştur arkadaşlar. İnsan hakları ve özgürlükleri yolunda ismi tarihe altın harflerle kazınmış bu büyük filozofu sizlere tanıtmaktan gurur duydum arkadaşlar. Şimdi sizleri onun güzel sözleriyle baş başa bırakıyorum. Ondan öğreneceğimiz çok şey var çünkü. Sağlıcakla,